Evet. İyi akşamlar diliyorum. Önce Abdullah Avcı teknik direktörümüzün maçla ilgili değerlendirmeleri, sonra da sizlerin sorularıyla devam edeceğiz. Hocam buyurun. İyi akşamlar. Maçtan evvel söylediklerimi isterseniz şöyle bir kısa size de tekrarlayayım. Bir Sergen Hoca hem oyuncu olarak Türk futbolunun önemli figürlerinden, teknik adam olarak da bu camiada önemli işler yapıyor. 5 ay evvelinin 2 kupalı şampiyonu. Umarım bu figürler büyük takımlarda, büyük camialarda her zaman yakalanmıyor. Umarım uzun seneler kendi camiasında önemli hizmetler eder. Onlara hem yaş gününü kutluyorum hem başarılar diliyorum bundan sonraki süreçte. 5 ay evvelin şampiyonu, 2 kupası var. Ve ligin kadro kalitesini arttıran bir takımı. Muhakkak dalgalanmalar olacaktır. Bugün 3 puan kazandık. Başka bir şey kazanmadık. Uzun zamandır belki yakalamadığımız bir ortalama yakaladık. Herkes bizi 12. haftada, ligin de 12. haftasında başka yerlere koyuyor. Daha çok uzun bir maraton var. Daha 1/3 bitmedi. Evet, oyunda dalgalanmalar olacak. Bugün Beşiktaş. Beşiktaş gene yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil artık. Onun için bugün Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak hiç kolay değil. Biz oyunda özellikle teknik olarak Beşiktaş'ın 3. bölgesinde nasıl baskı yapacağız? 2. bölgesinde nereyi kapatıp nereye yönlendireceğiz? 1. bölgesinde özellikle yaptıkları kenar ortalarda nasıl pozisyon alacağımızı 3 konu başlık olarak çalıştık. Çünkü yetenekli oyuncu grubu var. Sonrasında da özellikle hem topa sahip olup bu ilk 20 dakika taraftarın desteğiyle şiddetli baskı yapan, bazen 7 ile bazen 8 ile yapan ve bunda da aslında hem baskı yapan ve bizim için de fırsat var bunu kullanabilirsen. Bu opsiyonu da çalıştık. Arkada birebirler kalıyor. Bunu da kullanmaya çalıştık. İlk yarıda özellikle ilk yarının sonunda karşılıktan sonra kenarı sıkıştırdıktan sonra dikine oyun oynamak bizim için bir fırsattı. Berat'ın Mara'ya blok arasında oynaması ve Ömür'ün yaptığı koşuyla ilk yarının son dakikasında doğru zamanda içeri girdik. İkinci yarıda da gene bireysel bir hatadan, derinlikle yakan bek geri dönmesinden dolayı, yaptığımız bir hatadan dolayı rakibi devreye soktuk. Oyun ondan sonra dengeli gitti. Merkezi kapattık, fırsatlar yakaladık. Geniş alanlar çıkmaya başladı bize, bunu biliyorduk ve bekliyorduk. Son dakikada olması çok güzel oldu, harika oldu. Dediğim gibi Trabzon taraftarını mutlu ettik. Bize son derece destek oluyorlar ve saygı gösteriyorlar. Bunları, bu güzellikleri hak ediyorlar. Ama her hafta söylüyorum ve rica ediyorum. Duyguları yoğun yaşayan bir şehir. Ben de o yörenin insanıyım. Dibi de tepesi de. Hep yoğun yaşıyorlar. Biraz dengelenmeye başladılar. Bunu çok net görebiliyorum maçta verdikleri desteklerle. Yerel oyuncular, bugün 5 oyuncuyla çıktık. Yerli oyuncuyla. Bu kaynak verimli bir toprak. Özellikle yerel oyunculara rica ediyorum. Oyunun içinde yardımcı olsunlar ve destek olsunlar. Oluyorlar. Daha fazlasına ihtiyacımız var. Çünkü onlar buranın taraftarılar. Ömür öyle, Uğurcan öyle, Serkan öyle. Buranın taraftarılar. Onun için maç bitecek, tabii ki eleştiri olacak. Ben zaten onun geri bildirimini yapıyorum. Oyun olarak yapıyorum, onu yapıyorum. Onun için sakin, dengeli oyun. Geri dönüşler yapıyoruz. Taraftar için söylüyorum bunu. Sabırlı oyun bizi daha iyi yerlere getirecek. Bugün bir 3 puan kazandık. Başka bir şey kazanmadık. Önemli bir 3 puan ama. Onun için oyuncularımı tebrik ediyorum. Beşiktaş'a başarılar diliyorum. Evet, sorular. Hocam tebrikler. İlke Cancanoğlu'na sizleriniz. Hocam Uğurcan'la alakalı... Efendim? Kendinizi tanıttınız mı? İlke Cancanoğlu, asist analist. Hocam Uğurcan'la alakalı söylediniz, yerel oyuncularla alakalı. Uğurcan'a bir takım cümleler kuruldu taraftar tarafından, keza size de. Bununla alakalı siz Beşiktaş'tan ayrıldıktan ve Trabzonspor'a geçtikten sonra hiçbir zaman konuşmadınız ama taraftarla alakalı düşünceleriniz neler? Teşekkür ederim. Yani Uğurcan milli takımımızın kalecisi. Bu verimle topraktan çıkmış birisi. Ne Uğurcan'ın annesi ne benim annem veya bunu söyleyen taraftarların da ailesi ve annesi bunları hak etmiyorlar. Başka taraftar da etmiyor. Bunu söyleyenlerin de anneleri bunu hak etmiyor.
Bizim de annemiz bunu hak etmiyor. Bir anlık duygular olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünden bir tanesinin teknik direktörlüğünü yaptım. Beşiktaş'ın. Bugün de Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesinin teknik direktörlüğünü yapıyorum. Ben Beşiktaş'ın tarihine, şerefine, hakkısına, Süleyman Sebas'ına tanıştım. Aynı masada oturdum. Büyük saygım var. Onun için bunlar duygular, bunlar olacak. İnişler, çıkışlar olacak. Bugün dosya kapanacak, yarın başka maç başlayacak. Bunu ne kadar yapmazsak, aza indirirsek bizim için o kadar daha iyi. Ayhan Şensoy, Habertürk Televizyonu. Hocam aslında her mevkide bir çözüm bulabiliyorsunuz ama sanki savunmanın solunda her maçta bir sıkıntı yaşanıyor gibi, en azından benim gözlemlediğim o şekilde. Ocak ayı için o bölgeye bir takviye planınız var mı? Evet, 3-4 tane oyuncu kullandık bu zamana kadar. Tromsen uzun bir sakatlıktan çıktı. Aslında bizim oyuna uygun. Dansville orayı iki tarafı da oynayabilen oyuncu. İsmail bir dönem oynadı. Devre arasıyla ilgili çalışmalarımız var. İki bölgeyle ilgili. Biliyorsunuz Cervinho da geçen hafta sezonu kapattı. İki bölgeyle ilgili çalışmalarımız var. Onu yakında bilgilendiririz. Scout ekibi, yöneticilerimiz yoğun bir şekilde bizler çalışıyoruz o konuyla ilgili. Emre Zabunoğlu, Beyaz TV. Hocam, Abdülkadir Ömür Galatasaray maçının oyundan çıktığında belki de hani Trabzonspor işte kariyeri bitti mi bitmedi mi tartışmasından bugün çok önemli bir deplasmanda gol atan Abdülkadir Ömür'e geldi. Bu süreci nasıl değerlendirirsiniz? Biraz evvel dediğim gibi o da duygusal, duyguların çok yoğun yaşayan Türk futbolunun önemli yeteneklerinden bir tanesi. Biz biraz evvel dediğim gibi oyuncuya sahanın içinde baskı yaparak, tribünden hakaret ederek oyuncunun verimini arttıramayız. Bu teknik olarak bir karardır. Alırsın oyundan, buna göre hamleler yaparsın. Bazen hayatta pamuklara sarmalamak, konforlu alanda kalması oyuncunun gelişimini tıkar. Bazen dibe vurması gerekir ve tekrar çıkması için mücadele etmesi gerekir. Ömür de bu mücadeleyi yapabilen, bu yeteneklere sahip bir oyuncu, özellikle son haftalardaki ivmesi, özellikle içeri girdikten sonraki ivmeleri çok önemli. Onun için Embora'nın taraftarı güzel bir gelişim gösteriyor. Umarım böyle devam eder. Emre Tanrıver, GZT Spor. Hocam, henüz hiçbir şey kazanmadık dediniz ama 12. hafta bitti. Beşiktaş'ta 10 puan, Galatasaray'da 10 puan, Fenerbahçe'de 11 puan fark var. Böyle bir tablo bekliyor muydunuz 12. hafta sonunda? Şampiyonluk'ta en ciddi rakibinizi kim görüyorsunuz? Teşekkür ederim, sağ olun. Öyle bir beklentim yok. Bu ligin maç kazanmak zor olduğunu hep ifade ettim. Artık herkesin bir oyuncu kalitesi var. Ve oyun organizasyonları yeni teknik direktörlerle beraber artmaya başladı. Geçen sene 4 gün sonra tam 1 sene olacak. 365 gün olacak Trabzon'a ayak basalı. 10 Kasım'da gitmiştim. Geldiğim günden itibaren çok hızlı hem organizasyon olarak hem oyun olarak gelişme kat ediyoruz. Ama daha eksiklerimiz var. Çalışmamız lazım. Bütününde 12. haftada kaç puan diye ben bir teknik adam olarak hiçbir zamana kadar hesaplamadım. Parçadan bütüne gittim. Haftalık. Oyunlarda bile bazen pragmatik davrandım. Rakibe göre davrandım. Oyun felsefenden, formasyonlardan bazen oyun içinde değişiklikler yaptım. Kazanmak. Bu bizi nereye getirecek? Şu an itibariyle doğru bir yoldayız. İnişler çıkışlar olacak. Zamanı bu dalgalanmalarda da doğru bir dengede durmak gerektiğini düşünüyorum. Fatih Doğan, Sabah. Hocam, Sergen Hoca'nın Enkudu hamlesi gelince sola sağda iki önemli değişiklik yaptınız aynı anda. Serkan ve Yusuf'u koydunuz. Bu hamleyle ilgili bu refleksinizi ne düşündünüz ve verim aldınız mı? Teşekkür ederim. Verim aldık diye düşünüyorum. Şöyle, Enkudu biliyorsunuz Beşiktaş'ta çalışırken aldığımız bir oyuncu. Hem fiziksel olarak oyuna yeni diri giriyor, hem içeri kat etmeleri var. Dorukhan'ın maç eksiği vardı daha ve her an dizinde bir şey olabilir diye bir kaygıyla hem geçişte Serkan'ı kullanmak ki bunda topu önüne kontrol edebilseydi geçişte belki de gol pası verecekti. Hem çabuk hem her zaman hazır bir oyuncu Serkan. Ve geçişte de Ömür'ü içeri alıp Yusuf'u kullanmak istedim. Buna doğru cevaplar verdiğini düşünüyorum. İyi akşamlar hocam, tebrikler. Kenan Başan, Ajans Spor. Sizin bir Galatasaray, Beydipol Paşakşehir'deyken Galatasaray maçından sonra bir açıklamanızı hatırlıyorum. Biz Sabri'ye bugün topu bilerek kullandırdık.
Yani Sabri'ye baskı uygulamadık. Oradan... Hayır. Kenancığım bir araya gireyim. Heh. O çok yanlış anlaşıldı sosyal medyada. Bazen baskın yönlendirmeyi bir tarafa yaparsın. Heh. Rakibin geniş alana çıkmasını istemezsin. Sırtında oyuncuyu tutabilmen için. O gün Galatasaray'ın sol tarafında Schneider blok arasında buluşan Hakan Balta top kullanıyordu. Onun için güç, yani güçlü tarafından güçsüz tarafına yöneldi. Sabri ismi algı oluşturuldu. Onu da belirteyim yani. Ben olumsuz olarak görmedim yani. Hı hı. Yok ya, Sabri'ye yönlendirdim, topu verdim diyorlar ya. O baskı yönlendirmeydi. Yani topu oyuncunun kullanmasına müsaade ettiğinizi o anlamda. O da yanlış. Öyle mi? Evet, o da yanlış. Bugün Beşiktaş özellikle solda Larin ve Umut Meraş, sağda Rozier çok fazla topla buluştu mesela. Evet. Bunu sizin görmediğinizi düşünmek mümkün değil. Sanki burada bilinçli olarak Beşiktaş'ı bu üçlüyle oynatıp, çünkü merkezden Tekşehir'e çok etkisiz kaldı. Gezal o istediği kavisli topları pek kullanamadı. Bu bir taktiksel tercih miydi sizin için? Hayır, orası çok güçlü taraf aslında Beşiktaş'ın. Şimdi biraz evvel bir ifade kullandım. Üçüncü bölgede kimle baskı yapacağız? Bunu çok açmak istemiyorum. Nasıl baskı yapacağız? Nereye yönlendireceğiz? İkinci bölgede nasıl, nereyi kapatacağız, nereye yönlendireceğiz? Bunu ne kadar yapsan da yetenekli oyuncular var. Umut Meraş çok derinlikte oynayan, Larin de hem çizgiden içeri giren, onun yaptığı ortaları bulan. Bunu yapacak, hiç bunu sıfıra indiremezsin. Bunu pozisyon da yiyeceksin. Burada oynuyorsun, Beşiktaş takımında oynuyorsun. Biz orada kenar ortaları daha iyi savunan bir takımız. Belki o tarafı o anlamda biraz daha şey yapacak. Güçlü tarafı orasıydı. Rozier tarafından da çok şey yaptılar. Çünkü sayısı olarak fazla gelen bir takımda bu pozisyonları vereceksin. Yani ki biz bugün kenar ortalarda çok doğru durduk diye düşünüyorum. Fazla bir şey vermedik. Son iki soru alacağım. TVBspor Metin Pekkan hocam, öncelikle tebrik ediyorum bugünkü galibiyetiniz için. Şunu sormak istiyorum size. Şampiyonluk yolundaki rakipleriniz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş Avrupa kupalarında da mücadele ediyorlar ve Beşiktaş buraya Sporting Lisbon deplasmanından gelerek size karşı mücadele etti. Bu durumun sizin için şu ana kadar bir avantajı olduğunu düşünüyor musunuz? Bugün Beşiktaş takımının 7-8 oyuncusu dinlenik oyuncusuydu. Yolculuk tabii ki zordur. Ki bu değişikliklerde bir teknik adamının yapması çok normaldir. Ki bundan canı yanmış birisiyim ben. 12. haftada hani konuşulan, yani algı oluşturan bir durumdur. Ben buna büyük bir saygı gösteriyorum. 6-7 tane oyuncusu dinlenmiş oyuncusu. Hemen hemen ideale yakın bir kadrosuyla çıktı Beşiktaş takımı. Santifor'u hariçti. Tabii ki kolay süreçler değil. 3-4 saatlik yolculuklar, saatler farkları. Oyuncuların dinlenme. Bugün %70-80 Beşiktaş takımı dinlenik bir durumdu. Sakatlıklar oluyor bunun içinde. Hepimiz yaşıyoruz, onlar da yaşıyor. Biz bunu, bu süreci bence, eğer öyle şeyse, bence bu süreci kazanarak devam ediyoruz. Bizim için bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Son. Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Yunus Emre Sel, Sabah Gazetesi. Hocam, galibiyet için öncelikle tebrikler. Hafta başından itibaren sakatlıklarla boğuşan bir Trabzonspor vardı. Bugün maç içerisinde yine sakatlanan isimler oldu. Ama sizin sürekli kullandığınız bir kelime vardı. Sabra ihtiyacımız var. Bugünkü galibiyetin şifresi sabır mıydı? Bunu biraz açabilir misiniz bizim için? Bir de sakatlanan Bakasetas ve Hüseyin Türkmen'in durumu ile ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Ya ikisi daha, yani birinin dizi şey oldu. İkisinde de bence taraftar yanlış anladı. İkisi de sakatlıktan dolayı çıktılar oyunda. Yani o saatte o vakit çalma gibi de bir durum hayatımız boyunca da olmaz, olmayacak da. Oyun organizasyonu. Sabırı ben oyun organizasyonu diyorum. Yani oyun organizasyonlarına sadık kaldığın zaman bugün oynamayan oyuncu da girdiği bölgede ne yapmasını gerektiğini veya o forvet oyuncusunun, bekinin ne yapması gerektiğini biliyor ise bu organizasyona sadık ve sabırlı bir şekilde kalıyorlar. Önemli olan o benim için. İyi akşamlar, teşekkürler. Teşekkürler, iyi akşamlar.